Merhaba arkadaşlar, ben Mimar Leyla Yıldız. Aynı zamanda Jason Fuchs güvenlik uzmanıyım. 23 Şubat 2014 tarihli iş güvenliği uzmanlığı yükseltme sınavına beraber hazırlanıyoruz. 21 Aralık'a da beraber hazırlanmıştık. Bu hazırlık dönemimiz oldukça verimli geçti, çok yorucu ve verimli geçti. A yükseltme tabii ki önemli bir sınav hepimiz için. Çok uğraştık, sesli sunumlar devam etti. Bu sefer daha çok tablo ağırlıklı çalıştık, hap bilgiler ağırlıklı çalıştık. İş güvenliği uzmanlığının tavan arasını, o kirli bilgileri ayıklamaya çalıştık. Temizlerini tablolar halinde rengarenk herkesin ulaşabileceği kolaylıkta oluşturmaya çalıştık. Bir tabloda bir yönetmeliği anlatmaya çalıştık. Arkadaşlarım da yardım ettiler sağ olsunlar. Cemile Gürbüz, Aydın Akçay, Aydın Yılmaz arkadaşlarım ve tek tek tablo gönderen arkadaşlarım da var. Onlar da yardım ettiler. Güzel bir çalışma dönemi çıkardık. Şimdi son gün tekrarlarındayız. 8. bölüme geldim. 8. bölümde neyi okumalıyız? Artık şeye gelmeliyiz, radyasyona gelmeliyiz diye düşünüyorum. Onun için web sayfamda, bilmeyen arkadaşlar için www.leylaayyeldiz.com web sayfamda arama butonuna iş güvenliği yazarsanız ya da en üstte iş güvenliği başlıklı tıklarsanız onun altında 3 tane başlık var. Birincisi sesli sunumlar, ikincisi tablolar, üçüncüsü ise el kitabı olarak kap bilgiler. Şimdi tablolar kısmını açalım lütfen. Aşağıya doğru çok uzayan bir sayfa yapısı var. Aşağıya doğru indiğimiz zaman artık bir el işareti var. Elden ışınların geçme ve geçebilme şeylerinin olduğu yerden başlayan radyasyonla ilgili bölümlerden önce başlayalım. İyonlaştırıcı radyasyon çeşitleri diye orada küçük bir tablo var. Alfa, beta, x, gamma ışınları ve nötronlar. Şimdi alfa, beta, x, gamma Yunan harfleri olanlar artı nötronlar, iyonlaştırıcı radyasyonlar. Şöyle düşünelim, iyonlar diye düşünelim, Yunanlar diye düşünelim. İyonlaştırıcı olmayan değil, Yunanlar, iyonlar, iyonlaştırıcı radyasyonlar. Alfa, beta, x, gamma, nötronlar. Sehven, yanlışlıkla bir sadece isim karıştırmasıyla ilk dağıttığımız diyorum çünkü arkadaşlarımız internetten zor ulaştıklarını söylediler. Ve bizler de PowerPoint sunum yapıp, arkadaşımız yardım etti, PowerPoint sunum yapıp dosya TC adlı siteye yükledik. Oradan şu ana kadar neredeyse 2500 kişi indirmiş şeyleri, tabloları olduğu sunumları 2500-2600 kişinin indirdiği görülüyor oradan. Şimdi bu arkadaşlarımızda bir alt tabloda bir yer değişikliği olmuş. O tablonun alt kısmını keserek onu şey yaptık, çıkardık, bilgi vermek istiyorum. Şimdi iyonlaştırıcı ile iyonlaştırıcı olmayanın bir tanesinde yerleri yanlış. Bu küçük tablodan gidelim lütfen. Alfa, beta, x, gamma ve nötronlar. Şimdi iyonlaştırıcı olmayan radyasyon çeşitleri ne? Radyo dalgaları, mikrodalgalar, terahertz, kızıl ötesi, görülebilir ışık, mor ötesi. Zaten alfa, beta, x, gamma ve nötronlar da onları da iyonlaştırıcı olarak ayırdıktan sonra kalanları iyonlaştırıcı olmayan radyasyonlar diyelim. Mikrodalgalar, radyo dalgaları, terahertz, kızıl ötesi, infraruj, infrared dediklerimiz, görülebilir ışık, mor ötesi. Buna da ultraviyole diyorduk, mor ötesine. Bunlar iyonlaştırıcı olmayan radyasyon çeşitleri. Şimdi iyonlaştırıcı radyasyonlar, yani alfa, beta, x, gamma ve nötronlar. Bunları Cemile Gürbüz arkadaşımız hazırladı. Çok da güzel hazırladı. İçine girdiği ortama
iyonlara ayrıştıran radyasyonlara deniliyor. Şimdi bunlardan X ve Y, pardon, gamma ile X, gamma ile X birinci elektromanyetik radyasyonlar. Şeyler ise alfa, beta serbestler ise ikinci parçacıklı radyasyonlar. Şimdi birinci elektromanyetik radyasyonlar olan gamma ve X, yani şöyle yapalım, biz gene bildiğimiz sıradan başlayalım. Alfa, beta'dan başlayalım ama gamma da oraya geçiyor. Peki yukarıdan başlayalım. Birinci elektromanyetik radyasyonlar gamma ışınları, X ışınları. Şimdi gamma ışınları manyetik alanda sapmadıkları için belirli bir elektrikle yüklü değiller bu gammalar. Şimdi biz bunların hepsini bir topluluk olarak şey yapalım. Gamma'yı Almanlar yapalım. Germany'den Almanlar. Şu anda aklıma geldi. Germany. Almanlar manyetik alanda, yani gamalar, ay manyetik alanda sapmadıkları için belirli bir elektrikle yüklü değiller. Şöyle bir ta şeylere kadar gidiyorum ben. A sınıfı sınavına çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar bu tür bilgileri çok gereksiz bulabilir ama ne olur ne olmaz, ya zor sorulur ise diye biz öğrenmek istiyoruz. Yakın bir zamanda C sınıfı sınavına hazırlandık. Üst bilgileri zaten öğrendik. Artık alt katmanlara geçtik. Lütfen bu konuda da anlayış gösterin diyorum. Çok detay bulan arkadaşlarımız gerçekten dinleyebilir, dinlemeyebilir. Ama biz öğrenmek istiyoruz. Gamma'ya Almanlar dedik. Bakalım Almanlar ne yapıyor? Manyetik alanda sapmadıkları için belirli bir elektrikle yüklü değildirler. Nazilerle vesaire işte, Naziler işte Yahudilerle vesaire savaşıyorlar. Manyetik alanda sapmadıkları için belirli bir elektrikle yüklü değiller. Çok gergin değiller, elektrikleri çok fazla değil. Gamma ışınları elektromanyetik dalgalardan meydana geliyor. Elektromanyetik dalgalardan meydana geliyor. Radyoaktif bozulmalar ya da nükleer reaksiyonlar sonucu oluşan kararsız atom çekirdeklerinden yayılan bir çeşit elektromanyetik ışınlardır. Bunları da Hitler'e benzettim. Radyoaktif bozulmalar ya da nükleer reaksiyonlar sonucu, radyoaktif takım bozulmalar var, nükleer reaksiyonlar var. Kararsız atom çekirdeklerinden yayılan, SS subayları kararsız atom çekirdeklerinden yayılan bir çeşit elektromanyetik ışınlardır. Hadi unutun bakalım, ben unutmam. Gamma ışınları bu şekilde. Gelelim X ışınlarına. X neresi olsun? Amerika Birleşik Devletleri alfa olsun, beta British mi olsun, Belçika mı olsun, Belçika olsun beta, serbest nötronlar Orta Doğu olsun, evet X de başlayan, X'i kuzeye gidelim biz, İskandinavya ülkeleri olsun X. Evet yukarıya doğru gidelim, kuzeye. X İskandinavya ışınları bakalım neymiş. X ışınları. Hızlandırılmış yüksek atom numaralı elektronlar, hedef seçilen atomların çekirdeklerine yaklaştıklarında frenlemeler olur. Hızlandırılmış yüksek atom numaralı elektronlar, atom numaralarının yüksek hızlandırılmışları, hedef seçilen atomların çekirdeklerine yaklaştıklarında, ortada atomlar var, bunlara yaklaştıklarında frenlemeler oluyor. Onların denizleri donuyor. Denizleri donduğu zaman buz kırıcılar vesaire çalışıyor. Öyle bir buz kırıcının açtığı bir yerde diye düşünelim. Orada hızlandırılmış yüksek atom numaralı elektronlar hedef seçilen atomların çekirdeklerine yaklaştıklarında frenlemeler oluyor. Bu frenlemeler sonucu da X ışınları oluşuyor. X ışınları. Alfa ışınları. Alfa'ya Amerika Birleşik Devletleri dedik. Artı yüklü parçacıklardan oluşur. Şöyle üst zengin beyaz ırklarının artı yüklü parçacıklardan oluştular. Çalışmalar alfa ışınlarının artı yüklü helyum çekirdeklerinden helyum artı artı meydana geldiğini göstermiştir. Çalışmalar alfa ışınlarını
artı yüklü helyum çekirdekleri, artı yüklü helyum çekirdeklerinden meydana geldiğini göstermiştir. Bir kağıt parçası veya cildimiz tarafından durdurulabilir diyoruz. Buradan yukarıdaki şekle şöyle bir bakın. O şekil gerçekten çok önemli bir şekil oldu bizim için. Çünkü hep atlanılıyordu. TÜBİTAN sayfasından bulmuştuk biz de. TÜBİTAN sayfasından uzun uzun okumuştuk ama böyle bir şekle rastlayınca işimiz çok kolaylaştı. Atom molekülleriyle ilgili Türk Atom Kurumu'nun sayfasından bulmuştuk bilgilerini, resmi bilgilerini diyelim. Şimdi alfa ışınlarının artı yüklü helyum çekirdeklerinden helyum artı artı meydana geldiğini göstermiştir. Bir kağıt parçası veya cildimiz tarafından durdurabilir kısımlarını geçiyorum ben. Beta'ya geldim. Beta'ya Belçika demiştik. Artı ve eksi elektrik yüklerinden meydana gelmiştir. Orada her türlü şey var, insan var Belçika'da, Türkler de çok fazla. Artı ve eksi elektrik yüklerinden meydana gelmiştir. Sonrasını aklıyorum. Serbest nötronlar ise, Orta Doğu dedik serbest nötronlara, bunlar radyasyonla oluşan yüksüz parçacıklardır. Radyasyonla oluşan yüksüz parçacıklar. Bu nedenle her maddeye kolayca girebilirler. Orta Doğu dedik. Bu nedenle her maddeye kolayca girebilirler dedik. Bunların doğrudan iyonlaştırıcı özellikleri yoktur dedik. Doğrudan iyonlaştırıcı radyasyon olmalarına rağmen serbest nötronlar, Orta Doğu'daki diye düşündüğümüz nötronlar iyonlaştırıcı özellikleri yoktur. Ancak bu serbest nötronların girdikleri maddelerin nötronları ile etkileşimleri sonucu alfa, beta, gamma ve X ışınları gibi ışınımlar oluşur. Bu önemli. Ancak bu serbest nötronların girdikleri maddenin nötronlar maddelere giriyor. Girdikleri maddelerin nötronlarıyla da etkileşim yapıyorlar. Nötronlar maddelere girdi ve girdikleri şeylerle de etkileşim yaptı. Sonra bu ışınlar ise etkileşme sonucu girdiği maddenin atomundan koparak maddenin atomundan kopuyor ve iyonlaşma gerçekleşiyor. Çok önemli. Bu belki gelebilir. Geliyor çünkü bir tane geliyor buradan. O geçirgenliklerle alakalı olarak geliyor daha çok ama olsun, bizim de bilgimiz olsun. Şimdi iyonlaştırıcı olmayan radyasyonlar, bir optik radyasyonlar, iki MR nitelikli, EMR nitelikli radyasyonlar. Optik radyasyonlar, optik, ultraviyolenin O'su, mor demiştik, mor ötesi yani bunlar, morun O'su. Asıl kaynak güneştir. Mor dedik, güneş. Ultraviyole ışınları güneş tam doğarken bolca yayılmaktadır. Ultraviyole ışınları beyaz elbise giyilerek engellenebilir, biliyorsunuz. Bazen bu ışınlar kar ve kumdan yansıyarak kar ve güneş körlüğü yapabilirler. Önemli, kumdan yansıyarak kar ve güneş körlüğü yapabilirler. Ultraviyolenin derine inmesi gericiliği az olduğu için büyük oranda deri ve gözleri etkilemektedir ultraviyole. Deri kanserlerinin %80'i ultraviyole ışınlarından kaynaklanmaktadır. Sanırım şu eskiden yaptıkları solaryumları hala da mı yapıyorlar bilmiyorum. Çünkü birçok arkadaşım pigmentlerinde bozulmalar oldu, yaptıran arkadaşlarım hastalandı. Bu tarz şeyler yapıyor diyor idi ve deri kanseri %80'i ultraviyole ışınlarından kaynaklanmaktadır dendi. İkincisi ise MR nitelikli radyasyonlar. Radyo dalgaları, mikrodalgalar, mobil ve cep telefonları, radyo, FM ve TV vericileri, radarlar, trafolar, mikrodalga fırınlar, bilgisayarlar, akım taşıyan kablolar bu gruba girmektedir. Onlar da ikinci MR nitelikli radyasyonlar.
Şimdi yukarıdaki şeyi ezberleyelim artık. Neyi geçiriyormuş, bunları öğrenelim. Kolay olacağını düşünüyorum. Hemen çizdik kafamızda. Tabloya bakalım. Önde bir el var. Tabloyu göremeyenler için el var. El, arkasında alüminyum, arkasında kurşun, arkasında da beton var. Alfa elden geçemedi arkadaşlar. Alfa ele geldi. Aşağıdaki şeye bakıyorum. Şimdi ne demişti alfada? Bir kağıt parçası veya cildimiz tarafından alfa ışınlarını durdurabiliyoruz. ABD demiştik, artı yüklü parçacıklardan oluşuyor. Çalışmalar alfa ışının artı yüklü helyum çekirdeklerinden H+H+'dan meydana geldi, görmektedir deniliyor. Alfa en üstte arkadaşlar, sıralama aynı şeydeki gibi, Yunan alfabesinde olduğu gibi alfa, beta, gamma, x ve nötronlar olarak şey yapıyor. Alfa kelime olarak söylüyorum. Nükleer reaksiyonu kararsa tam çekirdekleri sayılan, pardon, cildimiz tarafından durdurulabilir. Şimdi alta geçiyoruz. Beta elden geçti, elimizden geçti. Alüminyum betayı durdurdu arkadaşlar. Alüminyum da geldi ve geçemedi. Gama ve X, bunlar yan yana. Gama ve X ışınları kurşunda durabildi. Alüminyumdan da geçti, elden de geçti, kurşunda durabildi. Nötronlar ise kurşundan da geçti, betonda durabildi. Halbuki ben bunun doğruluğunu kabul etmiyorum. Yani beton kurşundan daha şey değildir ama bilmiyorum. Bu şekilde çizilmiş. Sonra bu kısımda başka bir şey var mı diyelim. Tekrar edelim son olarak şu elden geçme olayını. Ben de gözlerimi kapattım. Alfa ışınını ele doğru gönderdik. Elden bile geçmedi. Altında beta vardı. Beta elden geçti. Karşısına alüminyum çıktı. Alüminyum onu durdurdu. Altında gama vardı. Gama ve X yan yanaydı. Gama ve X de alüminyumdan geçti. Kurşun onu durdurdu. Onun altında da nötronlar vardı. Nötronlar kurşundan dahi geçtiler ve betonda durdular. Önemli bir yer geçtik arkadaşlar. Şimdi 21 Aralık'ta okuduğum son gün tekrarlarında çok güzel anlatılmıştı. Bir de oraya dönelim, bir de oradan bakalım derim ben. Radyasyon ışıma demektir. Güneşten ve diğer yıldızlardan yayılan enerjiye radyasyon enerjisi denir. Radyasyon enerjisi ya dalga biçiminde ya da parçacık modeli ile yayılırlar. Ya dalga biçiminde oluyor ya da parçacık modeli ile yayılıyor. Dalga biçiminde yayılanlar gamma, x ışınları, mor ötesi yani ultraviyole ışınlar, görünür ışık, kızıl ötesi, enfraröj ışınlar, radarlarda kullanılan mikrodalgalar ve radyo dalgaları. Şimdi alfa, beta, gamma ve x ve nötronlar, iyonlaştırıcı olanlar. Tablomuzu tekrar geri dönüyorum. Bir saniye, kaydık mı? Evet, geldim. Alfa, beta, x, gamma ve nötronlar. Şimdi bunlar, metnimize baktığımız zaman ne diyor? Alfa, beta, gamma, x, nötron. Bir saniye. Dalga biçiminde yayılanlar. Gamma, x, mor ötesi de buraya geldi. Karışık. Yani iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayanlar arasında dalga ve parçacıklı olayı karışık. Dalga biçiminde olanlar gamma'ymış, X ışınıymış, mor ötesi, ultraviyoleymiş, görünür ışıkmış, kızıl ötesi ışınlarmış, dalga biçimde olanlar, radarlarda kullanılan mikrodalgalar ve radyo dalgalarıymış. Şimdi parçacık modeliyle olan var mı? Ondan bahsetmemiş.
Orası bizde soru işareti kaldı. Radyasyonu meydana getiren parçacıklar veya elektromanyetik dalgalar ses dalgalarından farklı olarak boşlukta yol alabilir ve saniyede 300 bin kilometre gibi olağanüstü bir hızla yayılır. Radyasyonu meydana getiren parçacıklar veya elektromanyetik dalgalar ses dalgalarından farklı olarak boşlukta yol alabiliyorlar ve saniyede 300 bin kilometre gibi, çok güzel bir şey burası, cümle çok fantastik bir cümle. Radyasyonu meydana getiren fantastik derken kurgusunu kafamızda kurduğumuz zaman fantastik, oysa ki gerçek tabii ki. Radyasyonu meydana getiren parçacıklar veya elektromanyetik dalgalar ses dalgalarından farklı olarak, ses dalgaları boşlukta yol alamıyor ama onlar boşlukta yol alıyor ve saniyede 300 bin kilometre gibi olağanüstü bir hızla yayılıyor. Saniyede 300 bin kilometre yayılıyorlar. Radyasyon kaynakları alfa, beta, gamma, x, proton, nötron, kozmik ışınlar, güneş, röntgen cihazları, tıbbi tedavi cihazları, radyoaktif elementler, bunlar iyonlayıcıdır. İyonlayıcı farklı bir şey herhalde ki. İyonlayıcıdır. Röntgen cihazı, tıbbi radyoaktif elementler. Yok, ilk bizim iyonlaştırıcı dediklerimiz alfa beta iyonlayıcı ismi de kullanılıyor. Alfa, beta, gamma, x, proton, nötron ve kozmik ışınlar üst taraftaydı. Buna güneş ve röntgen ilave edildi. İyonlayıcıdır. Ultraviyole, mor ötesi, enfraruj, kızıl ötesi, bu iyonlaştırıcı radyasyonu olmayanlar, solaryum cihazı, kaynak işleri, mikrodalga fırınlar, bunlar daha az zararlıdır. En az zararlısı kızıl ötesidir. Kızıl ötesi, ruj, dudağımızı sürüyoruz. Geçen sunumda öyle söylemiştim. Infraruj demiştim, infrared demiştim. Zararsızdır çünkü ruju şey yapamayız, çok yutuyoruz falan gibi bir benzetme, çağrıştırma yapmıştım. İyonlaştırıcı olmayan radyasyonlardan ultraviyole, mor ötesi, enfraruj, kızıl ötesi ışınlar, solaryum cihazı, kaynak işleri, mikrodalga fırınlardır. Bunların en az zararlısı ise kızıl ötesi ışınlardır. Elektromanyetik dalgalar, radyo, TV, telefon ve büyük harflerle YG-ENH'ları demiş. Elektromanyetik dalgalar. Radyoaktif maddelerin yaydığı alfa ve beta ışınları ile yıldızlardan savrulan kozmik ışınlar, nötron ve proton ışınları, parçacık biçiminde yayınlanan iyonlayıcı radyasyonlardır. Bu tür ışınlar deri, tiroid ve kan yapıcı organlar ile diğer bütün organlar üzerinde olumsuz etkilere sahiptirler. Canlılığın azalmasına, halsizliğe, baş ağrısına, anemi ve lösemiye yol açarlar. Radyoaktif maddelerin yayıldığı dedik alfa beta ışınları ile yıldızlardan savrulan kozmik ışınlar, nötron ve proton ışın parçacık ışınları, parçacık biçiminde yayılan iyonlayıcı radyasyonlardır. Bu tür ışınlar deri, tiroid ve kan yapıcı organlar ile diğer bütün organlar üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Canlılığın azalmasına, halsizliğe, baş ağrısına, anemiye ve lösemiye yol açarlar. Ayrıca genetik etkileri de vardır. Bu ışınlar tohum hücreleri üzerinde kromozom sayısında değişme, parçalanma, ikiye bölünme ve inversiyon halleri gibi değişmeler sonucunda hayati tehlikeye sahiptirler. Alfa ışınları ağır parçacıklar olup çok uzağa gidemezler. Eli hatırlayalım. Derinin ilk tabakası tarafından tutulur. El tutuyordu alfayı. Havada 5 santimetrelik mesafede bir kağıt fıkı tabakasını veya
alüminyum levhayı geçemezler. Bir kağıdı bile geçemiyorlar. Bu nedenle çevreden gelebilecek alfa ışınları önemli bir tehlike yaratmazlar. Ancak kaynağından çıktıklarında hücreler üzerinde çok zararlı etkiye sahiptirler. Kendi kaynaklarından çıktıktan sonra hücreler üzerinde çok zararlı bir etkiye sahiptirler. Solundukları veya yutuldukları takdirde zararlıdırlar. Solunurlarsa ve yutulurlarsa alfa. Beta ise madde içine fazla nüfuz etmezler. İnsan derisinin 1-2 santim derinliğinde durdurulurlar. Geçiyordu beta biliyorsunuz. Bu ışınlar cilt üzerinde yanık etkisi meydana getirirler. Adeli içine birkaç milimetre mesafeye kadar etki ederler. Beta ışınların yutulması ve solunması tehlikeli olabilir. Gama ışınları ise X ışınlarına çok benzer. Hem uranyum ve radyum gibi doğal radyoaktif maddelerin parçalanması sırasında hem de bir nükleer reaktörde ya da bir atom parçası patlatıldığında atom çekirdeklerinin parçalanmasıyla meydana gelir. Ne diyoruz? X ışınlarına çok benziyor gamalar. Hem uranyum hem ve radyum gibi doğal radyoaktif maddelerin parçalanması sırasında hem de bir nükleer reaktörde ya da bir atom bombası patlatıldığında atom çekirdeklerinin parçalanması ile meydana geliyorlar. Bu ışınlar canlılar için çok zararlı gamalar. Dokulara derinliğine girerler ve tahrip ederler. Bunu tablodan hatırlayalım arkadaşlar. Gamaya bakalım tablomuzda nerelerdeydi. Ta şeye kadar gitmiş dayanmıştı. Kurşuna kadar gidip dayanmıştı. Alüminyumdan bile geçmişti. Yani o kadar zararlı. Tahrip ederler, şiddetini azaltmak için kalın beton, engeller veya kurşun gereklidir. Tıpta urları yok etmede araç ve gereçlerin mikroplardan arındırılması gibi yararlı işlerde de kullanırlar. Ben olsam gamayı sorardım. Buna dikkat edin arkadaşlar. Tıpta urları yok etmede kanser tedavilerinde kullanılan ışın gama ışını görünüyor. Urları yok etmede dediğine göre. Bunu ben sorardım. X ışınları. X ışınları, X bizim tablomuzda gama ile beraber yine kurşuna gelip dayananlardandı. Alfa, beta, gama, X'ti ya orası. Gama, X yan yanaydı. X ışınları vücuda derinlemesine kolayca girebilir ve dokuza nüfuz ederek tahrip edici etki gösterirler. Evet, elden geçiyordu. X ışını tıpta iç organların incelenmesinde ya da bir kemikte kırık olup olmadığının izlenmesinde çok sık kullanılır. Tıpta iç organların incelenmesinde ya da bir kemikte kırık olup olmadığının izlenmesinde X ışınları radyografilerde çok fazla kullanılır. Nötron ışınları oldukça tehlikelidir. Vücudun derinliklerine girebilir nötronlar. Şimdi nötrona geldik. En son betonun tuttuğu vardı ya. Oldukça tehlikeli, vücudun derinliklerine girebiliyor. Doku hücrelerinin atom çekirdekleri içerisine dahi nüfuz edebiliyor. Bu nedenle dokulara zarar verebiliyor. Betona kadar gittiğine göre artık eli nasıl delip hücreye nasıl girdiğini tahmin edebilirsiniz. Proton ışınları. Protonlar vücudun derinliklerine girebilir ve dokulara hafif derecede nüfuz edebilir. Bu nedenle vücuda zararlıdır. Mor ötesi ultraviyole ışınlar. Bunu morun O'su, ultraviyolenin O'su diye biz artık çok iyi öğrendik. Kaç sunumdur söyledik ışınlar. Derinin yüzey hücreleri ve gözün kornea tabakası üzerine etki yapar. Mor ötesi gözün korneayı, göze, derinin yüzeyine. Deri üzerindeki etkileri güneş yanığına benzer. Yanıklar, pigment hücrelerinde değişmeler ve deri kanserleridir. O bahsettiklerimiz önceden de diğer tarafta da okuduk. Bu tür ışınlara hassas olan kişilere ayrıca egzama, sivilce gibi deri hastalıkları da görülebilirler. Bazı deri hastalıkları ise ağırlaşabilir, uçuk gibi. Gözlerde ise göz sulanması, ağrı, konjüktivit, iritis, kornea ülseri gibi hastalıklara yol açabilirler.
kızıl ötesi infrared ışınları, infrared bir infraruju vardı. Kızıl, kırmızı, infraredin reti kırmızı, infraruj, ruj kırmızı olur demiştik. Işınlar, bu ışınlar vücuda kolayca girer ve aşırı ısı verirler. Kolayca giriyorlar. Vücudun açık kısımları ısınır ve fiziki gerginlik meydana getirirler. Bu ışınların şiddetine, maruziyet süresine ve ışına maruz kalan vücut bölgesine bağlı olarak deri yanıkları, katarak gibi bazı göz hastalıkları da meydana gelebilir. Kısa dalga ışınları, dalga boyları kızılötesi ışınlardan daha büyük olan ışınlardır. Yüksek frekanslı akımın kullanıldığı elektronik cihazlarda, radar sistemlerinde meydana gelir. Uzun süre bu ışınlara maruziyet sonucunda bazı organlarda kırmızı kemik iliği ısı yükselmesi, bu ışınlara uzun süre maruziyet halinde katarak şey yapılabilir, haline katarak görülebilir. Radyasyonun zararı, sızı yoktur. ALARA prensibine göre mümkün olan en düşük doz kullanılmalıdır. ALARA prensibi, mümkün olan en düşük doz kullanımı. Radyasyondan korunma tedbirleri, radyasyon kaynağının yanında mümkün olduğunca az kalınmalı, çalışma süresi kısa tutulmalıdır. Radyasyon kaynağının şiddeti mesafenin karesiyle ters orantılı olduğundan, kaynağı mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Radyasyon kaynağının çevresi zırhlanmalıdır. Tüm çalışanlarda kalem dozimetre, film dozimetre ve çalışma alanında alarmlı dozimetre ve doz hızı ölçer bulundurulmalı, radyoaktivite ölçümü yapılmalıdır. Radyasyon hasarı doğru olarak belirlenmelidir. Radyasyon hasarına uğrayan kişilerin tedavisi esnasında triyaj uygulaması doğru olarak yapılmalıdır. Triyaj. Çok dar bir lazere geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi şu lazeri de burada işleyelim. Lazerin üstünlükleri. Çok dar bir bölgede lazer ile kaynak yapılabilir. Direnç kaynağına dayanamayan hassas elektronik parçaların kaynağında kullanılır. Vakum ortamında hassas elektronik parçalarda kullanılacak. Vakum ortamında lazer ile kaynak yapılabilir. İş parçaları mengene gibi aletler ile bağlanmadan lazer ile işlenebilir. Kaynak işleminde başka ek malzeme ve cihaza gereksinim olmadan kaynak yapılır. Birbirinden farklı metaller kaynak edilir. Isıl işlem uygulaması parçaların belli bölgeleriyle sınırlı kalabilir. Lazer sınıflandırılması sınıf 1, sınıf 1M, sınıf 2, 2M, 3R, 3B ve 4. Sınıf 1 kullanımı her koşulda güvenli, maruziyet sınırı yok. Sınıf 1M kullanımı her koşulda güvenlidir, ışınların çapı geniştir. Sınıf 2 görülebilir alandadır, göz kırpma refleksiyle korunabiliriz. Sınıf 2M görülebilir alandadır, güvenlidir, göz kırpma refleksiyle korunmak mümkündür. Sınıf 3R, dikkatli olunduğu sürece zarar vermez diye devam ediyor. Ve lazerin verdiği zararlar: yakma, tutuşturma riski, biyolojik etkileri, göz yanmaları, yanıklar, ciltte temaslar, yaralanmalar. Lazerin işareti ise point şeklinde, sağlık güvenlik işaretlerinde incelemiştik. Sarı üzerine üçgen, siyah piktogramı var, %50 şey var oranda. TSN200 lazere uygun filtreleri ve göz koruyucuları kapsar. Bu filtreler ve göz koruyucuları EN6825-1'de belirtilen 40 nm ile 700 mm'lik görülebilir spektrum aralığında tehlikeli ışınımın meydana geldiği lazer ve lazer sistemleriyle çalışmaya uygundur. Şimdi şöyle bir tablomuza gidelim. Yukarıdan aşağı bakalım. Ben burada artık veda etmek istiyorum arkadaşlar. Oldukça fazla konu çalıştık. Bundan sonra, benden ayrıldıktan sonra
tablo sayfasında okumadığımız yerleri zaten ayıracaksınız. Oralara mutlaka bakın. Sayısal değerlere bakın. Ben öyle yapıyorum, öyle yapacağım. Artık sesli sunuma devam etmeyeceğim. Zaten bir gün kaldı sınava. Sayıları yazarak tekrar edeceğim. Tabloyu çalışacağım. Çalışmak istediğim bir şey var, not kitabı var. Ona biraz bakacağım. Başarılar diliyorum. Ben artık ayrılıyorum huzurlarınızdan. İnşallah faydası olmuştur. İnşallah sınav sırasında çağrışımlar akıllarınıza gelir. İnşallah kolaylıkla yaparsınız. Allah zihin açıklığı versin. Allah yanıltmasın. Doğruyu fark edin. Doğruyu yapın. Başarılar diliyorum. A sınıfı uzman olarak inşallah tekrar bir arada oluruz. Buluşmak üzere diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.